Let me see. That must have been 48. 1948. Nah, it wasn't 48. 48, we were in Mexico City, fighting the Velvet Fist. No, I tell you, it was 48. I remember because... Benim o yılki kal. Moskova, Kremlin, Joseph Stalin. Gerçek bir ateş parçasıydı. Biliyor musun terör? Sanırım bizim kıtalar arası balistik füzelerimize ihtiyacın olacak. Oh, onlar küçük ayrıntılar Joe. Dr. Tink gizli atomik robot zombi ordumuzu neredeyse hazırladı. Evet evet. Dünyanın en büyük gizli atomik robot zombi ordusu bu olacak. Olamaz. Bu alçak kaptan dürüst ve dürüst birliği. Sana al göz. Hadi umutsuzların durumlarını daha yakından inceleyelim. Peki kaptan. Gözler yuvalarından fırlasın. John Kibar. İneceğiniz yere geldik bayım. Anlaşıldı kaptan. Kaptan, bana izin verin. Henüz olmaz canlı bebek. Henüz değil. Savunucu, sen ve canlı bebek bizi havadan koruyun. Saldırıya geçiyoruz. Terör numaramız anlaşıldı. Otur yerine Joe. Kremlin kubbelerini fırlatın. Ne? Bu da ne? Saat 12 yönünde Kremlin kubbeleri. Evet. Terör her zaman dürüst insanlar için sorun oldu. İnanılmaz bir öykü. Altın çağlar. 1948 yılıydı, öyle değil mi kaptan? Büyüklerimizden öğreneceğimiz ne çok şey var. Bütün gün burada oturup onların deneyimlerini dinleyebilirim. Evet Kenny, ben de. Ama devriye görevine çıkmamız gerektiğini düşünmüyor musun? Çıkarız dostum. Ama parlak süper kahraman geçmişimizle ilgili her şeyi öğrenmek zorundayız, değil mi? Kenny, bu kahramanların hepsinin aklının başında olduğunu hiç sanmıyorum. Saçmalama dostum, biraz saygılı ol. Burada tarih yazılıyor. Lütfen yaşlı bilgeler, yalvarıyoruz. Heyecanlı serüvenlerinizi bizimle paylaşın. Yo. Kremlin olayı hakkında konuşuyorlar. Deniyorum ama durmadan aynı öyküyü anlatıyorlar. Dinle baba, elimden geleni yapıyorum. Ne yapabilirim? Evet. Elinden geleni yap evlat. O makineyi istiyorum. Kapatmak zorundayım baba. Diğer hayat yardımcı. Acele et kaptan. Küçük adamlarla doluyum. Henüz olmaz bebek. Daha değil diyorum. Peru'nun dağlık bölgesindeydik. Canavar maçı çiğ maymunlarıyla savaşıyorduk. Onlar maymun değil. Gibonlar. Maymunlar, gibonlar ne fark eder? Yarı insandılar. Gözler yuvalarından fırlasın. Henüz deneme aşamasındaki bir atom torpilini ele geçirmişlerdi. Bir dakika. Sen neden bahsediyorsun? Onlar gibon değildi. O adamlar aslında... onlarda şey vardı işte, bilirsin. Kafasında denizaltı değil mi? Deniz adamı. Deniz adamı çok çirkin biriydi. Hı hı. 1936, Atlantik'in ortası... Bu telsizde sürekli adını duyduğum o alçak dürüst birliği olmalı. Gizli atomik torpil deneyim için daha iyi bir hedef düşünemiyorum. Bekle. Bakın bu öyküde terör de yok muydu? Ha? 36'da mı? Hayır. Terör Berlin'deydi. Peki içinde terör ve ölümcül bir silah olan bir öykü yok mu? Ha? Terörün bir sürü ölümcül silahı vardır. Evet, ışın tabancası gibi. Tamam, evet iyi. Işın tabancası, adı neydi? Işın tabancası mı? O tabancadan çıkan bir ışın kasabanın yarısını yok edebilecek güçteydi. Ne haber şef, doldursana. Korkunç.
Sonra bir de Tommy silah vardı. Yo, biliyorsunuz terör insanlık tarihinin en tehlikeli silahı ve yanlış kişilere yani geçmesin diye siz onu saklamıştınız. Öyle değil mi çocuklar? Evet, dilek silahı. 1953 şehir, hatırlıyorum. Nedeni de çikolataydı. Nihayet dilek silahı artık benim pençeme düştü. Ne istersem benim olacak. Para. Para ver. Acele etme terör. Evet. Johnny kebap. Çikolata ister misin Johnny? Evet efendim, çok isterim. Johnny kebap için biraz çikolata ver. Aslında tüm şehir için biraz çikolata ver. Çok iyi. Onu oyala Johnny, gidiyoruz. Ha, olamaz, çikolata içinde kaldık. Ve aşağı iniyoruz. Endişelenme kaptan. Onu yakalayacağım. Oyum ilerden yana. Peki sizce dilek silahı şu anda nerede acaba? Daha önce de dediğimiz gibi dilek silahı kimseye emanet edilemeyecek kadar tehlikeliydi. Çok baştan çıkarıcı bir silahtı. Dürüst birliği için bile. Bu yüzden onu şehrin dışındaki terk edilmiş madene sakladım. Alo muhafız. Merhaba, ben vergi ödeyen yasalara saygılı bir vatandaşım. Evet, insan Ton'la görüşmek istiyorum. 5 dakikan var bayım. Alo? Ton, ben... benim terör. Hendi ile konuşmak istiyorum. Alo? Dilek silahını nereye sakladıklarını biliyorum. Onu almak için kas gücüne ihtiyacım Bilesene, var. Bilesene ne diyor, ha ne diyor? Eşyalarınızı toplayın. Bu gece sizi alacağım. Evet, iyi ki komutana veda ziyaretine gittik. Geçmişe ait öyküler gerçekten inanılmazdı. Ne demezsin? Bir kelimesine bile inanmadım. Ne? Aa, yapma. Kremlin mi? Kubbe füzeler, atomik robot zombi ordusu, dilek silahı. Bunlar deli saçması dostum. Arthur, sende hiç tarih kavramı yok. Düşünsene, o dönemde bilim daha geniş kapsamlıydı. Doğrudan konuya giriyorlardı. Oysa günümüzde sadece molekül, molekül, molekül. Hiç önemli bir şey olmuyor. He? Bu da ne? İsyan mı çıktı? Terör, dikkat! Aracından çık, yoksa ateş etmek zorunda kalacağım ha! Ateş et de görelim bakalım. Koş! 6-8-6-18A numaralı mahkuma. Dur, yoksa ateş ederiz ha! Acele et, aynasızlar! Terör insan Ton ve küçük arkadaşı Hendy'yi kaçırıyor. Yine mi o aptal kukla? Atlayın çocuklar, her şey yolunda. Terry, hadi artık gidelim. Baba, bana bunu kullanmayı hiç öğretmedin ki. Evet, hadi hemen yolumdan çekil, işe yaramaz çocuk. Ben de tam olarak bunu söylüyordum baba. Bana saygı duymuyorsun gerçekten. Ora baba. Hemen aldığın şeyleri bulduğun yere bırak ihtiyar bunak. Bir dakika, sen huzur evindeki o meraklı adamsın. Burada ne işin var senin? Gezintiye çıkmıştım. Hükene! Oldukça kötü bir düşüştü. Hiçbir şey göremiyorum. Hangi maden kuyusu demiştin acaba? Bilmiyorum.
Çünkü sevgili oğlum sormayı akıl etmemiş değil mi? Çok kötü. Baba hatırlayamadılar ki. Ora baba. Sözümü kesmekten vazgeç. Ben de bir insanım. Bir karım, çocuklarım var ve güzel torunlarım var. Ora baba, sen hayatımda gördüğüm en zavallı süper kahramansın. Baba ben süper kahraman değilim. Ben emekli bir sigorta aracısıyım. Bunu sadece sana yakın olmak için yapıyorum. Demek bana yakın olmak istiyorsun evlat. Öyleyse beceriksizlik değil, kötülük yap. Oo, işte orası. Terör dilek silahının peşinde. Düşünsene yardımcı. Sen ve ben 20. yüzyılın en korkunç suçlusuna karşı savaşıyoruz. Ve sanırım 19. yüzyılın ikinci yarısında. Bilmiyorum Kenny. Bu gibi yerler çok tehlikelidir. Gerçekten bir dilek silahı olduğunu nereden bilebiliriz ki? Dünyanın dengede durduğunu da bilemeyiz. Peyniri bana ver canım. Sence bu madenden ne çıkarılıyordu söylesene? Altın, uranyum, elmas? Kene, çevrene bir baksana. Bu bir kömür madeni. Oo, kömür mü? Biliyor musun Arthur, bir parça kömürle elmas arasındaki tek fark biraz basınçtır ve biraz da zaman tabii. Şunu izle bakalım. Bir keresinde sinemada görmüştüm. Yapma Kene. Kene gerçekten çok... Arthur, hala elmas olmadı mı? Baba, nihayet dilek silahını ele geçirdin. Artık huzura kavuştun mu acaba? Evet, emin olabilirsin. Evet. Şimdi ne istesem acaba? Bir kez olsun birbirimizle gerçekten konuşmaya ne dersin ha baba? Birbirimizi insan gibi görmek, sevmek, ilgilenmek. Rabba. Oo, aklıma bir şey geldi. Dileğim dürüst birliği. Şimdi bu geceki filmimize dönüyoruz. Konuşan mumya. Şimdi topu deliğe sokacağım. Eğer ıskalarsam topu sen deliğe sokarsın. Ya. Adam ne kadar da yaş. Tatlım, unutuyorum. Genç olmak neden iyiydi? Vay vay vay. Bizim ihtiyar bunaklar gelmiş. En büyük rakiplerim, en büyük zaferime tanık olacak. Oo, ne kadar yaşlanmışsınız çocuklar. Yaptıkların yanına kalmayacak Terör. Ora baba. Bakın şöyle, neden böyle davranıyorsunuz? Terry, bizi ihanet ettin. En güzel anılarımızı sana anlatmıştık. Dostumuz olduğunu sanıyorduk. Çok isterdim ama nedeni o benim babamdı. Bunu biliyorsunuz değil mi? Çok doğru söyledin Esmeralda. Şimdi karanlık dileklerimi dünyada gerçekleştirmeden önce küçük bir oyun oynayacağım. Adı ben iyiyim, siz kötüsünüz. Acele etme buruşuk dirili. Karşındaki Kene. Hiç anlamıyorsun değil mi? Kene, elinde dilek silahı var. Haklısın güve adam. Size küçük bir gösteri yapayım. Kene'nin kafasındaki o şeyler benim olsun. Terör, iğrençsin. Biliyor musunuz, bu şeyleri hep merak ederdim. Söylesene, bunlar ne işe yarıyor? Dengemi kontrol edemiyorum. Kene! Biliyor musunuz, sizinle oynamaktan artık sıkılmaya başladım çocuklar. Sanırım hepinizden kurtulma zamanı geldi. Sonsuza kadar. Baba bunu yapmana izin verme. Ora baba. Olamaz. Bana ver. Dayan Kene. O şeyleri bana ver hemen. Buraya gel. Şimdi sana göstereceğim. Hile koca olan güveye boş ver. Ne istersek sahip olabiliriz.
Evet. Gerçek insan olmak istiyorum. Gördün mü? Kendi beynin olmadığı için dilek tutamazsın. Sen sadece bir kuklasın. Gerçekten kuklasın. Kukla. Hayır. Benimle böyle konuşmasına izin vermemelisin. Öve izin verme. İzin verme. Evet. Kapat çeneni. Neden hiç benimle saklambaç oynamadın? Ya da beni balığa götürmedin baba? Ha, söylesene. İğrenç. Çünkü sen aptalın tekiydin. Pekala, bunlardan biraz isteyen var mı? Sanırım iş dürüst birliğine kaldı. Doğru. İri yarı olanı bana bırakın, bana. Bana bırakın. Tamam. Gözler yerinden fırlasın. Tam oydu bu sana uygun bir durumdu. Sofokles. Ne? Oydu bu Tyrannis. Adam kendi gözlerini çıkarıyor. Biraz kitap okusan iyi olur. Kitap oku. Bana Kenan'ın antenini ver hemen. Yo, olamaz. Neden arada bir baba gibi davranmıyorsun? Neden? Ha? Çok işim vardı. Biliyorsun para havadan kazanılmıyor. Bu canavarı bana bırak. Sen Kene'ye yardım et. Geri çekil babalık. Beni yenemezsin. Küçük adamlarla doluyum. Canlı bebek hücum. Hey dur, gel buraya. Ben de küçük adamlarla doluyum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Pekala koca olan, artık elimizdesin. Dayan, bana dayan. Tamam hadi devam et. Şimdi bu şeyleri Kenan'ın başına geri koy hemen. Tamam. Ay çok acıyor. Vay canına. Böyle daha iyi. Çok iyi. Şimdi ne yapacaksın küçük adam, ha? Söyle bana. Kaşık! Pekala. Yaşlı babanın hapse girmesini istemezsin. Değil mi sevgili oğlum? Yanılıyorsun baba. Sanırım bunu istiyorum. Her parçan tamam mı tatlım? Sanırım. Olamaz. Sen de nereden çıktın böyle? Ve böylece geçmişin kötülüklerinin bizim zamanımıza ucuz ambalajdaki salata sosu gibi karıştığını bir kez daha gördük, değil mi? Anılarla arzuların karışması. Sizler terörü dışarı çıkarırken ben insan tonla ilgilenirim çocuklar. Teşekkür ederim. Ha Kene, bir iyilik yap ve dilek silahını yok et. Ortadan kaldır. Yakaladım. Şey istiyorum. Bir sandviç. Harika. Bu ne biçim sandviç? Mayonezi nerede bunun? Nerede mayonezi?